Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'a soralım. Tayfun Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi az önce Ali Kenanoğlu'yla da görüşürken siyasi olarak güvende değiliz mesajını verdi. Buradan yola çıkarak ben size şunu sormak istiyorum. Biz peki deprem için İstanbul'da ne kadar güvendeyiz? Tabii buna çok net bir şekilde güvende olduğumuzu söylemem çok zor. Tabii ki bizim amacımız şu anda bunu gönül rahatlığıyla güvendeyiz diye söyleyebilmek. Çünkü baktığınızda İstanbul'da 1999 Marmara depremi ki bizler için biliyorsunuz bir yıl dönümüdür. Bir düşüncenin bir şeyin değişimidir. Depreme karşı bakışın değişimidir. 1999 Marmara depremi. Bunun üzerinden geçen zamana rağmen biz hala da baktığınızda çok da yol kat etmiş değiliz. Elbette ki yol kat edildi. Fakat bu özellikle konutlarımızı düşündüğünüzde az önce Sayın Bakan'dan örnek verdiniz. Sayın Bakan'ın dediği kadar da kolay olmayan bir süreç içerisinde konutlarımız yenilenmeye muhtaç hala da. İstanbul'da 1999 öncesinde yapılmış 790 bin bina var ve bu 790 bin binanın pek çoğu şu anda risk barındırıyor. Ve bu binalarda biz yaşamaya devam ediyoruz. Elbette ki bu binalara müdahale etmemiz gerekiyor. Bu binaları yeniden yapmamız ya da bu binaları güçlendirerek sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Tablo oldukça vahim. Biz şu anda bir riski yönetmekten değil, riski yönetilebilir hale getirmekten bahsediyoruz örneğin. Bu kadar açık bir şekilde söylersem, kamu yapılarında elbette belli düzenlemeler yapıldı. Eğitim ve sağlık kurumlarında belli iyileştirmeler yapıldı. Ama hala da konutlarımızda yani bizlerin yaşadığı ve büyük oranda kullandığı konutlarda büyük sorunlar var ve bu sorunları çözmek üzere de hareket etmemiz gerekiyor. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak belli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Örneğin şu anda İstanbul'da yapılarda hızlı tarama yöntemleriyle birlikte yapıların mukavemetini, deprem davranışlarını ölçmeye çalışıyoruz. Böyle bir çalışmamız var. Bununla birlikte de yol haritamızı hazırlayıp bir an önce müdahale edilmesi gereken aslında çürük dişleri yani göçme riski olan binaları, tabii ki bütün bu binalara müdahale edilmek zorunda ama bizim ilk önceliğimiz göçme riski olan binaları tespit etmek ve insanlarımızın en azından o binalardan iki ayakları üzerinde çıkmalarını sağlayacak bir sisteme getirebilmek. Sonrasında tabii ki kenti sağlıklaştırmak, kenti güzelleştirmek için düşünüp bu alanları yeniden ele alıp bu alanlarda sağlıklı kentsel çevreler yaratabiliriz. Ama ilk önceliğimiz elbette ki bu binaların, göçme riski olan binaların bu tehdidini ortadan kaldırmak olmalı. Bu bakış açısıyla ilerliyoruz şu anda İstanbul'da. Fakat bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapabileceği bir iş değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de, bakanlığın da, hatta hükümetin de tek başına gücü bu dönüşümü gerçekleştirmeye yetmez. O nedenle biz sivil toplumu, meslek örgütleri, bunun yanında merkezi hükümet, yerel yönetim, 39 ilçe belediyesi ve İstanbullularla 16 milyonla birlikte bir seferberlik halinde hareket etmek zorundayız. Ancak bu sorunun böyle üstünden gelebiliriz. Bugüne kadar vakit kaybettik ama bugünü artık miladı ilan edip bundan sonra bu sorunun üstesinden gelmek üzere hepimizin elimizi taşın altına koyup mücadele etmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde çözüm yaratabiliriz ve deprem karşısında İstanbul'un sağlıklı bir kentsel altyapıya ve sağlıklı konutlara, sağlıklı binalara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Kahraman, siz daha önce raporda açıklanmıştı buna ilişkin ama önünüzde Evet. var mı bilmiyorum verilere ilişkin. İstanbul'da bugün bir deprem meydana gelse, beklenen büyüklükte bir deprem meydana gelse, kaç konutun yıkılacağına ilişkin bir veri şu an var mı bize söyleyebileceğiniz elinizde? Yani şöyle veriler var elimizde. Örneğin 48 bin binanın çok özür dilerim. 48 bin binanın çok ağır hasar alacağını biliyoruz. Elimizde böyle veriler var. Tabii ki bunlar tamamen istatistiki veriler üzerinden. Yani binaların yapım yılları, binaların ruhsatlı olup olmama durumu, mühendislik hizmeti alıp almama durumuna göre istatistiki olarak belirlenmiş olan rakamlar. Şu anda bahsettiğim ki 2024 yılında yani görev süremiz dolana kadar bitirmeyi, 790 bin binada yapmayı planladığımız bu hızlı tarama yöntemleriyle birlikte elimizde kesin rakamlar olacak. Şu anda kesin rakamlardan bahsedemiyoruz. Daha önce bu çalışmalar yapılmış bizlerin şu anda yönetici olduğu birimlerde bu çıkan rakamlara göre istatistik olarak 48 bin binanın çok ağır hasar alacağını biliyoruz.
Bunların tabii ki bir kısmının göçmesi de bekleniyor. İşte bizim şu andaki amacımız o 48 bin binaya, yani göçme riski olan, çok ağır hasar alacak olan insanlarımızın can kaybı yaşayabilecekleri böyle bir ihtimal bulunan binaları ilk önce müdahale etmek ve bu binaların yenilenmesi ya da güçlendirilmesi için mücadele etmek. Sonrasında ise tabii ki diğer orta ve daha az hasar alması muhtemel binalarda bu müdahaleleri gerçekleştirmek. Böyle bir rakam var elimizde. Tabii ki bunun sonucunda ortaya çıkan örneğin vefat sayıları, yaralanma sayıları gibi sayılar da var. Bunları çok kamuoyuyla paylaşmak ve panik yaratmak istemiyoruz. Ama bu rakamların çok iyimser olduğunu, özellikle bizim hızlı tarama yöntemleriyle birlikte mahallinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bu rakamlardaki tahminlerin yaklaşık 3 katı büyüklükte bir rakama ulaştığımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu istatistik çalışmaları da çok sağlıklı bir veri vermiyor bize. O nedenle birebir yerinde tespitler yapmamız lazım. Şu anda bunun için çalışıyoruz. Dediğim gibi mahallinde bu istatistik çalışmalardan çıkan 3 katı kadar tespitte bulunduk. Evet. Çok teşekkür ederim Tayfun Kahraman, aktardığınız için, bilgiler için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay çok gelsin. Teşekkürler. Sağ olun.